الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه القران الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى ال رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته منا التحيه والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاه اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركه اللهم ارحم رسولنا محمد حتى لا تبقى رحمه اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى أهل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن اهله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحه والسلامه والعفو والعافيه علينا وعلى الحجاج والغزاه والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار رب زدني علما، وألحقني بالصالحين رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا اتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم رب اني لا احصي ثناء عليك، فانت كما اثنيت على نفسك، ولا حول ولا قوة الا بك يا رب العالمين. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقران من يخاف وعيد واما بنعمه ربك فحدث Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Girişte de anlattığınız gibi zor zamanlardan geçiyoruz. Esasında zamanın zorluğu sadece bulunduğumuz yıllar itibariyle değil, aslında yaşadığımız zaman itibariyle belli bir zorluk söz konusu. Çünkü iptila maksadıyla yaratılmış bir hayatın içerisine düşüyoruz. Gelen bebeğin daha geldiği andan itibaren ağlayarak gözünü açtığı bu hayatta hep bir şeylerin zorluğu içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bu zorluğu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi kebed'' buyurarak ifade etti. Biz insanı böyle çepeçevre kuşatılmış bir zorluk içerisinde yarattık. Dolayısıyla hayatın kendisi belli zorluklar ile karşı karşıya bulunduğumuz bir iptila ortamı. Yüce Allah Azze ve Celle'ye bu emaneti kabul ederek yani iradeyi ve iradeye bağlı olarak bunları doğru yönde yahut yanlış yönde tasarrufta bulunabileceğimiz ihtiyarımızı yani seçme hakkımızı veya seçme imkanımızı yaşayabildiğimiz bu ortamda Ortamda hep değişkenlerle karşı karşıyayız. Hiçbir şey her zaman doğru, düzgün, ideal bir biçimde ilerlemiyor. Bugün sağlam olan, bugün yerinde duran şeyler yarın düşebiliyor, yarın değişebiliyor. Bugün pozitif, iyi, olumlu, müsbet olan değerlerimiz, kan değerlerimizden hayatımızdaki diğer değerlere kadar hepsi yarın bakmışsın değişmiş, farklılık arz etmiş ve bunlardan bazısı sizi rahatsız eder olmuş. Dolayısıyla hayatın bu değişken yanı itibariyle hep gün be gün bize farklı zorluklar karşımıza çıkaran bir hayatın içerisindeyiz. Ve bizim bu değişen koşullarda verdiğimiz tepkiler sürekli not ediliyor. Yani amel defterimiz dediğimiz bizim tepkilerimizin, reaksiyonlarımızın koşullara verdiğimiz tepkilerin not edildiği bir ortam. Dolayısıyla hayatı ideal beklentilerle toz pembe bir rüya içerisinde beklemeyen, öyle algılamayan insanlar açısından değişim ve koşulların yer yer iyileşmesi, yer yer kötüleşmesi durumu e, olağan bir durumdur. Çünkü Cenab-ı Hak burayı insanı içinde bıraktığı ve yer yer bu imkanlarla iyi ya da kötü Cenab-ı Hak dedi ki bir şerri var, وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Sizi biz şer ile de sınarız, hayır ile de sınarız. Yani bugün şartları iyileşir insanın, yarın şartları kötüleşir insanın. İyileştiğinde de esasında sınanır, kötüleştiğinde de yine sınanır. Cenab-ı Hak şartlar iyileştiğinde ki Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın en iyi koşullardan birini ve ortamlardan birini yaşadığı bir anda Seba Melikesi'nin tahtını bir emriyle çok kısa bir zamanda huzuruna getirttiği bir anda hükmünü, iktidarını, gücünü en iyi hissedebileceği bir anda dedi ki هَذَا مِنْ فَضْلِ Rabbi, Bu Rabbimin bir fazlı لِيَبْلُوَنِ Beni imtihan etmek istiyor. Dolayısıyla gelen en iyi durum bile yine iptila maksadıyla geliyor. Liyebluveni beni sınamak diliyor. E eşkuru em akfuru. Ben şükür mü edeceğim? Şükretmek demek gelen bu iyi nimetin, gelen bu iyi durumun, gelen bu hoş e, neticenin Allah'tan geldiğini bilmek. Diğer türlüsü nedir? Kendinden geldiğini bilmek, başkalarından bilmek, içinde Cenab-ı Hakk'ın olmadığı bir biçimde onu e, algılamak. Bunların her türlüsü küfre kayıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, ihmal edildiği, görülmediği, nimetin asıl sahibinin göz ardı edildiği bir nankörlüğe tekabül ediyor. Dolayısıyla koşullar dünyada her zaman e, iyi e, zor değildir. Bazen iyileşir, bazen kötüleşir. Hatta bu iyilik ve kötülük açısından da inne me'al usri yusran. Inneme al yusra. genelde iki e, iyilik durumuna karşılık gelen bir kötülük gibi e, düşünülür. O bakımdan dünya süreci içerisinde o belaunahum bil hasenati İyiliklerle de kötülüklerle de sınandığımız ama her halükarda sınandığımız hiçbir şey sınanmanın dışında bir gayeye hizmet etmez. İyi koşullarla İyi durumlarla sınandığımızda Allah'tan bilip şükretmeye dair iyi bir seçenek önümüze açılır. Yahut kendimizden veya başkalarından veya sebepsiz rastlantısal bir sonuç olarak talihin önümüze koyduğu bir şey zannederek ama Cenab-ı Hakk'ı unutarak nankörlüğe meyledebiliriz. Kötü zamanları yaşadığımızda da önümüze iki seçenek açılır. Kötü zamanları yaşadığımızda, kötü durumları yaşadığımızda da bu kez ya sabretmek dediğimiz iyi bir seçenek vardır ya da isyan etmek dediğimiz kötü bir seçenek vardır. Kul kötü durumla karşılaştığında eğer hayata dair bakış açısı, hayatın sahibinin kendisine yaşattığı ve belli nimetleri bir süreliğine imkan olarak kendisine verdiği bir iptila, sınanma ortamında olduğu bilinciyle ise o zaman şok edici olmaz. Der ki, اَذَا مَا Allahu اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bu zaten Cenab-ı Hakk'ın bize sözünü ettiği, haber verdiği, illa ki bunu sizlere yaşatacağım dediği şeylerden bir şey başımıza geldi der. اَذَا مَا rasulu اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allahu اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü ne kadar da doğru söyledi. Demek ki illa ki öyle ya da diğer türlü bir şeyler hayatımızda değişip bizleri belli zorluklarla karşı karşıya getirip yokluyormuş diye önden satın aldığı bir durumla karşılaşmanın hazırlığı içerisinde olur. Bu müminin hali. Ama e, hayata bu gözle bakmayan, hayatı hayatın sahibinin kendisine yaşattığı ve kendisini belli bir iradeyle yokladığı bir mecra olarak görmeyen bir kimse her şeyi idealize ettiği ve iyi olmasını beklediği bir anda bir şeylerin kötü gitmesi onda ciddi bir rahatsızlık, ciddi bir şok dalgası oluşturur. Bir çarpma hissi yaşar. Beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmış bir hale girer. Bu da yaşadığı zorluğu daha fazla hissetmesine yol açar. Çünkü beklenen, satın alınmış zorluğun yaşanma biçimi ve dolayısıyla hazırlığı vardır ve yaşanma biçimi farklıdır. Beklenmedik bir zorluğu yaşamak kişide büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğu için elinde düne kadar şöyleydim, düne kadar böyleydim, düne kadar şunlar vardı, düne kadar şöyleydi diye onları düşünmekten yaşadığı bu ani düşüşün e, tekraren sürekli e, zorluğu içerisinde, sıkıntısı içerisinde depresyonu içerisinde kalır. Halbuki müminin hayata, Müslümanın hayata bakış açısında bu değişimler önden satın alındığı için bu başa geldiğinde ne yapacağını bilir. Cenab-ı Hak dedi ki, اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَتُونَ Onlara ki musibet isabet ettiği zaman halu derler ki, اِنَّا لِلّٰهِ Biz zaten Allah'a aitiz. Yani biz kendi başımıza müstakil, kendi güvencesini, kendi korunmasını kendisi sağlayabilmiş. Dolayısıyla haricen dışarıdan hiç herhangi bir kötü etkiye maruz olmayacak, maruz kalmayacak düzeyde korunmuş özerk varlıklar değiliz. Müstakil varlıklar değiliz. Biz bir kudretin mülküyüz, sahibimiz var. Dolayısıyla ona aitiz. O hakkımızda tasarrufta bulunabiliyor. Hayatta güzel şeyleri yaşattığı gibi kötü şeyleri de yaşatıyor ve yine hükmüyle gün geliyor hayatımıza başlattığı gibi son veriyor. Yani en kötü şey bu hayatta hayatın tamamen kapatılması, ışıkların tamamen yok olması ve hayat dediğimiz tadarak, hissederek, soluyarak farkına vardığımız bu mecradan, bu alandan bütün, bütünüyle kopup ayrılmamız. Ki bu da her insana yaşatılan mukadder bir son. Hani gençlerin filmin koptuğu an dedikleri, hayatın bittiği an. Dolayısıyla bunu hayatın başıyla sonu bakımından bir aralıkta yaşadığı, ben buna parantez arası dediğim, bu bilinçte olduğu zaman insan hem Kötülüklere yaşayabilmesi muhtemel olan kötülüklere hem de en kötü ki o son ölüme hazırlıklı bir e, sürecin içerisinde e, yol alır. Bu hazırlıklı önden satın aldığı zorlukları bilen bir yaklaşımda olur. Bunun getirdiği bir psikoloji vardır. Cenab-ı Hakk'ın hayatı iptila üzerine yarattığı, illaki sınadığı, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا en yekulu <laughs> amenna ve hum la yuftenun. Cenab-ı Hak diğer türlüsünü reddediyor. Yani insanlar öyle mi sandılar? İman ettik diyecekler. Ehasiben nasu en yutraku. Öylece salı verecekler. Ve <laughs> hum Ve sınanmalara tabi tutulmayacaklar. Dolayısıyla iman ettik dedikleri halde dahi insanları bekleyen bir fitne süreci var. Bu iman kararlılığının arkasında ne denli durabildikleri, pamuk iplikçiklerle mi bağlı yoksa kararlı halatlarla, zincirlerle, kopmaz, samimi duygularla bu uğurda zorlukları göğüsleyebilecek, hak uğrunda sahip olduklarını feda edebilecek bir biçimde bağlılık mı gösteriyor? Dolayısıyla hayat iyiler açısından da hani zorluk niye ihtiva ediyor? Bazı gençler hayat niçin iyiler açısından zorluk ihtiva ediyor biçiminde soru soruyorlar. Sanki iyiler açısından yani Cenab-ı Hakk'a bağlılığını ilan etmiş, ahdetmiş ve Allah Azze ve Celle'ye onu tanıyarak Dolayısıyla buna iman diyoruz ve onun adına hayatı yaşamaya bir süreliğine de olsa ve ona saygı göstererek yaşamaya bunu deklare ederek iman deklarasyonu bu. Allah'a dair kulun ahdinin başladığı an ama bu her şey orada olup bitse bu arkasında kulun ne kadar du bunun durduğu belli çeldiricilerle, belli yemlerle bundan vazgeçip vazgeçmeyeceğinin yoklanmadığı bir süreç olarak kalırdı. Halbuki Cenab-ı Hak kulun kararlılığının ortaya çıktığı ve hak açısından pazarlıksız Hak'tan yana taraf olmak açısından pazarlıksız, canla başla sebat ettiği bir sonuca onu davet ediyor. Yoksa kısacık bir deklarasyonla, kısacık bir ifadeyle arkasında yarınlarda hiç durmayacağı, zorluklar yaşayacak olsa isyan edip Cenab-ı Hakk'a baş kaldıracağı yahut birileri eliyle Cenab-ı Hakk'ın kendisini çeldirmeye kalktığında bu bir mal olur, bu bir makam olur, bu bir mevki olur, bu bir e, şehevi duygu olur yahut başka bir şey kolayca Cenab-ı Hak'tan ve ona olan ahdinden vazgeçip hemen aldanacağı e, bir süreçte insanın yoklandığı. Dolayısıyla iyiler açısından da hayatın koşullarının yoklayıcı bir biçimde hem iyi yönde hem kötü yönde e, değişe, değişim göstereceğini biliyoruz. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا <laughs> يُفْتَنُونَ Cenab-ı Hak başka türlüsünü ve o türden bir sanıyı, beklentiyi boşa çıkardı. Öyle mi sandılar? Yoksa öyle mi sanıyorlar? Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُرُوا الْجَنَّةِ Yoksa siz cennete gireceğinizi mi sandınız? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ halu min qablikum." sizden öncekilerin başlarına gelen sıkıntılar, zorluklar, hastalıklar, felaketler messethumul be'sa ve ve öyle sarsıntılara uğradıldılar ki ve zulzilu hatta yaqul er rasulu vellezina ma'ahu ta ki Resul dahil, peygamber aralarında o dahil olmak üzere o denli sarsıldılar ki dediler Allah'ın yardımı ne zaman? Meta nasrullah. Demek ki sürecin böyle ilerletildiğini ve kulun hakikaten hak uğruna sebat ettiğinin iyice belirginleştiği bir yolculuk olduğunu iyiler açısından bile böyle biliyoruz. Kötüler açısından yani yine gençler diyorlar kötüler dünyada hep sıkıntıları yaşasınlar. Facialar, felaketler hep onların başına gelsin. İyiler de dünyada hep güllük gülistanlık bir durumda yaşansınlar. Madem Allah var Azze ve Celle ve kullarına, kulları içerisinde kendisini tanıyanlara şu halde iyilikte bulunmalı, tanımayanlara azap etmeli. Bu yaklaşım sanki dünyayı sınav ortamı olarak değil, dünyayı bir e, ceza ortamı, bir sonuç ortamı gibi algılayan bir yaklaşım. Halbuki dünya yoklandığımız e, bir ortam, asıl karşılıklar hem iyilik bakımından hem kötülük bakımından asıl karşılıklar ötede e, kulları bekliyor. O bakımdan kulun iyiler açısından dünya hayatındaki yolculuğu tam da Cenab-ı Hakk'a doğru ilerlediği ki Cenab-ı Hak buna bir sevda diyor. Resul'e tabi olurken kul in kuntum tuhibbun Allah'a Allah'ı seviyorsanız tabi olun dediği ve karşılığında yuhibbukumullah Allah'ın sevgisini umduğu bir yolculuk. Cenab-ı Hak uğrunda yaratıcısını sevmenin hayatı kendisine bahşeden kudreti gücüyle kudretiyle azametiyle büyüklüğüyle tanıdıkça müftun olup sevmenin getirdiği e, bu sevgiyle neleri değişip değişmeyeceğinin yoklandığı bir e, süreç. Dolayısıyla eline geçenler elinden çıkanlar alternatif olarak karşısına gelenler vesaire 360 derece neredeyse Kulun yoklandığı iyiliklerle, kötülüklerle, pozitif, negatif her türlü aracın devrede olduğu bir süreç. O bakımdan kul burada iyileri kastederek söylüyorum. Sınandıklarına göre başlarına her türlü şey gelir. E, huzur ilahiye çıkan iyiler, Ya Rabbi zor Allah Azze ve Celle'ye amel defterleriyle ne iyilikleriyle şımarıp, ellerine geçen iyiliklerle şımarıp Cenab-ı Hak'tan vazgeçmedikleri, ne yaşadıkları zorluklar neticesinde bile Allah Azze ve Celle'ye ümitlerinden kopmadıkları, ona olan bağlılıklarından ve tırnak içinde hüsnü zanlarından yani Allah Azze ve Celle'nin iyi olduğuna ve bu süreci kendisi açısından onun iyiliğine yaşattığı, onu yokladığı ve esirgediği bir süreç olarak bilmekten ve akıbetin sonsuz bir güzellik olarak kendisini beklediği ümidinden vazgeçmediği bir yolculuk. Bu iyilerin yolculuğu. Asıl kötü taraftaki süreç bu kadar karmaşık değil. Kötülerin yolculuğu bu kadar karmaşık değil. Çünkü kötüler daha Cenab-ı Hak ile bu etkileşimi, bu başlangıcı yapmıyorlar. Yani bir iki sevgili düşünün, bunların arasında bir dünya şey yaşanıyor. Ama bunların hepsi sevginin ve aşkın ilanından sonra yaşanıyor. Dolayısıyla o karşılıklı etkileşimde bir dünya olup biten şeyler bu aşkın ilanından sonra olan şeyler. Diğer tarafta henüz aşkın ilanı yok, henüz sevdanın başladığı bir süreç yok. Cenab-ı Hak onlarla hiç mi ilgilenmiyor derseniz, hayır ilgileniyor. Cenab-ı Hak onları daha birinci adıma davet ediyor. Yani aşkın ilanına Cenab-ı Hakk'a duyulacak o saygının, Allah Azze ve Celle'ye duyulacak o takdirin, Cenab-ı Hakk'a yaratıcılarına dair en başta tanımanın bir şehadetiyle. Bu birinci adıma Cenab-ı Hak onları belli vesilelerle yaşattığı kimi sıkıntılar ile onları bu yöne çekmeye e, ve Rablerini tanımaya e, çeken belli bir muhitte onları zorlar. Ama bu cebre dönüşmeyen bir zorlamadır. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى Ufak ufak azapları Cenab-ı yaşatır yaşatır. دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Büyük kıyamet azabından önce. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye bu gittikleri olumsuz istikametten. Fakat e, Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yanaşmayanlar bir zaman sonra Allah Azze ve Celle onları salı verir. Artık yani onlarla müminlerde olduğu kadar böyle e, karmaşık iyilikler, kötülükler, kulun neredeyse gündelik yaşamıyla ilişkili bir süreç olmaz. Çünkü burada mümin tarafta yakın bir ilişki vardır, özenli bir sevda, sevgi ilişkisi vardır. Burada alışverişler, etkileşimler hassasiyet düzeyi yüksektir. Diğer tarafta ise böylesi bir hassasiyet yok. Çünkü başlangıç yok. Çok kabaca Cenab-ı Hakk'a sırtını Dönmüş kalabalıklar, yığınlar. Bunlar Allah Azze ve Celle zatını tanımaya yanaşmayınca bunlara dünyadan bol imkanlar nasip eder. O yüzden e, ömür nasip eder, imkan nasip eder. Hani bunu niye yapar Cenab-ı Hak? Allah Azze ve Celle dedi ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُواۜ Kafirler sanmasınlar ki اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ Bizim onlara verdiğimiz fazladan imkanlar enma numli lehum hayran le kendilerine bir iyilik olsun diye veriyor değiliz innema numli lehum li yazdadu isma biz onlara bu imkanları veriyoruz ki daha fazla madem ki yaratıcıyı tanımamaya suç işlemeye e, dair bir kararlılıkları var vazgeçmiyorlar şu halde bu kararlı yolculuklarında dorukları zorlasınlar yani e, polislerin bir suçluyu ihata ettikten sonra yani artık kaçacak yeri yok e, dedikten sonra rahat davranmaları gibi hatta bırakalım daha fazla e, suça teşebbüsünü ve e, suça girişimini gerçekleştirsin tam da en büyük suçu işleyeceği anda e, ele geçirelim. Misali e, Allah Azze ve Celle'nin de böyle bir e, hani ivedi telaşı olmaz kafirlerin bir an önce canını almaya onları öyle e, yapabileceklerinin en kötüsünü Yapacakları bir e, duruma kadar onlara bolca imkanlar yaşatabilir. Dolayısıyla dünya düzleminde kâfirlerin daha fazla imkanlar içerisinde görünüp müminlerin daha sıkı yoklandıkları, zorlandıkları e, görünüm aslında anlamlı e, bir görünümdür. Çünkü birileri Cenab-ı Hak ile bu sürece talip olmuş, onun sevgisine namzet ve dolayısıyla da sevginin o dikenli yollarında. Gün be gün yol alıyorlar, düşe kalka ilerliyorlar, yanlış yaptıkları oluyor, pişmanlıkla geri dönüyorlar. Efendim bazıları yolculuğun yarısından maazallah vazgeçip dökülenler oluyor. Dolayısıyla bu yolculuğun ilerleyen zorlu kısmı bu. Geride kalan hiç yola çıkmayanların öyle pinti pinti e, halleri ve oradaki o miskinlikleri e, seni aldatmasın. Onlar Cenab-ı Hak ile alemlerin Rabbi ve yaratıcısıyla böyle bir ilişkiyi kurmaya bile başlamadılar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin onlarla çok bir ilişkisi olmaz. Neticede bunlar bu dünyada ellerine çokça imkanlar geçmişken dahi eninde sonunda ya topluca helak edilirler, geçmişteki ümmetlerde olduğu gibi فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِ Cenab-ı Hak dedi ki hepsini suçlarıyla yakalayıp e, aldık. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ''Kimilerine gökten taşlar yağdırdık.'' وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ السَّيْحَى ''Kimilerini e, güçlü ses ile yakaladık.'' Çünkü kafirler dünya ortamındaki bu kırılganlıkları, bu e, e, değişkenleri bildikleri için daha güvenli, daha sağlam, en üst düzeyde e, güvence sağlamaya da yöneldiler. وَكَانُوا يَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki, bunlardan öyleleri oldu ki, dağlardan oyarak kendilerine evler edindiler. Bu kadar sağlam olsun diye, yerin, ovanın, zeminin sarsıtmasından ve onun riskinden kaçarak. Ama netice değişmedi. Onlara da Cenab-ı Hak sayhayı gönderdi. Sayha dediğimiz o yüksek güçlü ses, onları inlerinde vurup yakaladı. Sesin o dağların, o oyuntularında onları perişan ettiği, öldürdüğü sonuçlar ortaya çıktı. O minhum men sayha ve minhum men kimilerini de boğduk diyor Allah azze ve celle. Böyle topluca olanlar olduğu gibi fert fert yani Firavun'un sudaki boğulması gibi yahut diğerlerinin yatakta ölürken de ölmeleri. Kafirin yataktaki ölümü de helaktan ibarettir. Dolayısıyla dünya hayatında İnsanlar bu anlamda ikiye ayrılır. Bir Cenab-ı Hakla onu tanıyıp, onun sevgisine talip olup, dolayısıyla elçiye ta tabi olarak yola girenler, bunların bu yolculukta yaşadıkları e, ve yoklandıkları e, inişli çıkışlı süreçler, ki bu sıkı bir süreçtir, kitapçıkta sürekli sorular gün be gün sahne sahne önüne açılır diğerlerinin öyle kitapçığında çokça sorular, ayrıntılı, hassasiyeti yüksek bir süreç ile ilerlemez. Çünkü daha kabaca başlangıç yapmamışlardır. Cenab-ı Hak onları hayatları boyunca hep başlangıca davet eder. Bir yerden sonra artık Cenab-ı Hakk'ın onları nedenli bu başlangıca hangi biçimde ve nedenli ve ne kadar süre çağırırsa çağırsın asla cevap vermeyeceklerinin anlaşıldığı, ki bu sonsuz bir e, kararlılıktır. Dolayısıyla da e, sonsuz bir cürme tekabül eder. Allah Azze ve Celle onları e, ya topluca helak eder ya da teker teker helak eder. Ama bu helak bir yok oluştur. E, kulun dünyada ölmesiyle birlikte ahirette de büsbütün nimetlerden ve güzelliklerden mahrum kalarak ebediyen azaba maruz kalacağı bir helaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla dünyada göz önünde olan ve özellikle belli bir etkileşim içerisinde bulunan Cenab-ı Hakk'a yönelmiş, ona iman etmiş kimselerin yaşadığı bu itinalı ve özenli süreçtir. Şimdi bu süreçte mümin tarafa geçersek, Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ musibetin. Size her ne musibet isabet ediyorsa febi kasabete bunlar sizin ellerinizin kazandığından ötürüdür. Ve yafu an kesir kaldı ki Cenab-ı Hak çoklarını da affeder. Dolayısıyla Allah azze ve celle kuluna dünyada belli bir zorluk yaşatacaksa, belli bir musibet yaşatacaksa bunu zaten onun işleye durduğu ki kulda günah eksik olmaz. Hani denizde kum kulda günah misali. Ee, en iyilerimizden en kötümüze kadar e, hepimiz Allah Azze ve Celle'ye karşı şöyle ya da böyle e, hatalı ve kusurlu davranışlar içerisine illaki gireriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَوْ لَا تَذْنِبُونَ اَنْتُمْ Yani sizler şayet hiç günah işlemeyecek olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ bikum Allah sizi götürür وَاَتَابِ kavmin اٰخَر۪ينَ ve başka bir kavim getirirdi. Dolayısıyla bizim sürecimizin temel kodlarından biri bizim yanılabilirliğimiz, yanlışa düşme e, ihtimalimiz. Çünkü karar süreçlerimizi etkileyen olumsuz parazit e, etkenler var. Bunlar gazap gibi, bunlar şehvet gibi, bunlar ihtiras gibi, bunlar tamah gibi, Bunlar haset gibi yani e, kibir gibi ve benzeri bir dünya parazit duygu karar süreçlerimize girip girip çıkıyorlar ve yer yer karar süreçlerimizde etkili oluyorlar. Onlar etkili oldukça da biz belli yanlışlar e, işleyebiliyoruz. Ama bu işlediğimiz yanlışları bu giren olumsuz parazit duyguların etkisinde işlesek de bu buna mahkum değiliz. Bundan çıkmak yani bir etki var ama bu etki yönetilemez bir etki değil. Bu etki zapt edilemez bir etki değil. Eğer olumsuzlukların üzerimizdeki parazit duyguların üzerimizdeki etkisi yönetilemez, zapt edilemez bir etki olsa, o zaman sınandık, sınanmaktan söz edilemez. Çünkü o zaman rüzgarın etkisindeki yaprak gibi savruluyoruz demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle bizi zapt nefs yapmaya, kendimizi zapt etmeye, duygularımızı zapt etmeye ve kendimizi yönetebilmeye davet ederken bize bu iradeyi başta akletmek olmak üzere ve kendimizi zapt edeceğimiz, edebileceğimiz araçları başta namaz ve oruç gibi ibadetler ile bunu yönetebileceğimiz bir sürece bizi davet etti. Kuşkusuz bu süreç başladığında düşe kalka bir biçimde ilerliyor. Bazıları sıkı tutuyor, Cenab-ı Hakk'a saygısızlığa karşı hassasiyeti yüksek. Biz buna takva diyoruz. Ama böyleleri dahi yer yer günahlar işleyebiliyorlar. Bazıları da biraz laş davranıyor, gevşek davranıyor. Ve onlar daha fazla günah işleyebiliyorlar. Ama her halükarda günahlar işliyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kula bir sıkıntı yaşatmak isteyip de bu yaşatacağı sıkıntının ee, sıkıntılı durumda kulun nasıl tepki vereceğini e, ortaya çıkarmak istediğinde ki sıkıntıya kul iki türlü tepki verir dedik. Ya sabrederek tepki verir ya isyan ederek tepki verir. Bunu yapmak istediğinde Cenab-ı Hakk'ın buna mukabil kulda hiçbir günah bulamaması gibi bir durum olmaz. Çünkü kulun rezervinde, kulun e, heybesinde, Zaten denizde kum misali çokça günahlar vardır. Cenab-ı Hak bunların bir kısmıyla ile musibet yaşatsa bile kalan çoğunu Allah Azze ve Celle e, musibetlerle eşleştirmez kulun hayatında. Dolayısıyla her musibet kazanılan elde elde ellerimizin kazandığının bir sonucuyken aynı zamanda sonucu itibariyle bizim nasıl davranacağımızı ortaya çıkaran bir iptilaya e, dönüşür. Kulun yolculuğu bu şekilde. Bu hal böyle olunca kul başına gelecek musibetlerden en çok da işlediği kötülükler kadar tedirgin olur. Yani kul yaptığı yanlışları ne kadar göz önünde bulunduruyorsa daha henüz hayattayken başına geleceğini, geleceğinden korktuğu sıkıntıları da o kadar göz önünde bulunduruyor demektir. Eğer kul yaptığı yanlışları Cenab-ı Hakk'a karşı umursamıyor, önemsemiyor ise o kadar da herhangi bir musibetin başına gelmesi ihtimalinden e, tedirgin olmaz. O kadar kendisini rahat hisseder. Ve işte bu durumda biz bir yandan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örneğine bakıyoruz ki o hem hatası bakımından, Yanlışları bakımından, günahları bakımından ki biz bunlara zelle diyoruz, küçücük, mini minnacık şeyler ama o bunları o kadar mikroskopla gözünde büyütüyor. Cenab-ı Hakk'a karşı e, sahip olduğu, kendisine bahşedilmiş bu bilinç ve bu makamda e, işlediği ve dolayısıyla da Allah Azze ve Celle e, katında mağfiretini, affedilmesini dilediği, ve bundan ötürü de sıkıntı gelme ihtimalini önemsediği bir psikolojiyi yaşadı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sahabiler arasında onların şehadetiyle söylersek, Abdullah bin Ömer diyor ki en çok istiğfar edenimizdi. Yani en çok Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyenimizdi. Dile Yine Resulullah toplumda onlar arasında Cenab-ı Hakk'ın, bir musibet göndermesine karşı en tedirgin e, olan kimseydi çünkü Allah Azze ve Celle'ye karşı kulun e, lakayit olması yani işlediği onca günahlar olmasına rağmen e, ya bana bir şey yapmaz e, kıvamında bir rahatlık içerisinde olması en tehlikeli e, duruma tekabül eder kul işlediği günahları göz önünde bulunduran, bundan ötürü en çok istiğfar eden ve sabah yahut akşam eli kulağında gelmesi muhtemel bir sıkıntıdan da en çok korkan bir psikolojide olması en ideal durum. İşte bunu Resulullah'ta görüyoruz. Hz. Ayşe diyor ki radıyallahu anha kâne idâ ra'â mehîleten fîs gökte bir bulutçuk görse tegayyara <laughs> yaravaçuhu yüzü değişir, Dakhalaca ve haraca ve akbala ve adbara. İçeri girer, dışarı çıkar, gelir, gider. Belli bir hareketlilik onu, yani bir sıkıntı hali onu kaplardı. Bir gün ona sordum dedim ki اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَعَوُ الْغَيْمَ İnsanlar gökte buludu gördükleri zaman mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Yağmur yağacak diye. Ama sen رَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ ف۪ي وَجْهِكَ senin yüzünde bu hoşnutsuzluğu görüyorum. Nedir bu?" diye Resulullah'a sordu. Hz. Aişe'ye Resulullah şöyle cevap verdi: "Kala ya Aişatu, ma yu'minni en fiha'l azab." Bana yani neyi güvence veriyor ki nereden bilebilirim? Nasıl emin ola olabilirim içinde azap olmadığından? Yani o gelen bulutun bir yağmur bulutu değil de bir azap bulutu olması endişesinden ötürü böyle korku dolu haller yaşıyormuş. Kim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keresinde güneş tutulduğunda فَاَخَدَ Diran e, Annelerimizin dış kıyafetlerini telaşla alıp kapıya çıktı. Yani o anki telaşını e, varın hesap edin. Resulullah ve koştu hemen ibadete Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namaza durdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu korku dolu yaşamı aslında mü'minlere örnek. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki müminleri anlatırken وَالَّذ۪ينَهُمْ min عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Mü'minler Cenab-ı Hakk'a karşı O'nun azabından korku dolu hem de yakın planda bir korku hali üzeredirler. Kul Cenab-ı Hakk'ın kendisine, çünkü neden? Günahlarını göz önünde bulunduruyor. İşlediği günahlar... Ee, hatırında bunlardan ötürü hissettiği ve her an musibete dönme ihtimalinden kaygılı bir e, hayat yaşıyor. İşte bu müminin e, psikolojisidir. Ve Cenab-ı Hak bunu innahu in inna azab rabbika gayrum ma'mun. Senin Rabbinin azabı emin olunacak bir azap değildir. Yani hiç kimse biz Cenab-ı Hakk'ın azabından eminiz. Bize artık Cenab-ı Hak bir şey yapmaz kıvamında bir modda olamaz. Çünkü herkes günahkardır ve iyilerden söz ediyoruz. Bu sahip oldukları, işlemiş bulundukları günahlardan ötürü şu ya da bu şekilde musibetler ile hayatlarında belli zorluklarla karşı karşıya gelirler. Bunlarla karşı karşıya gelmeleri sınavın bir parçasıdır. Çünkü dedik ya baştan burası ne aslında ceza ne de aslında ödül yeridir. Burası tamamen sınanmanın yeridir ve sınanmaya tabi olmuşların yaşadıkları her şey de sınavın sürecinin bir parçasıdır. Kötülüğü veya kötü durumu kullar yaşadığında ne olur? Ki öldürücü olabilir. E, bu yaşanan musibetlerin bazıları Allah'ın ve topluca da olabilir. Yani iyilerin de başına toplu sıkıntılar gelir. Kötülerin başına toplu öldürücü sıkıntılar geldiğinde helak edici bir azap olduğunu gördük. Cenab-ı Hak hel yuhlaku illel zalimun. Ancak zalimlerin helak edildiği bir süreç yaşanır. Ama iyiler tarafına geldiğimizde Hz. Aişe radıyallahu anha Resulullah'a sordum dedi. Müminlerin topluca yaşadığı bir mesela taun örneği, bir pandemi misali, yaygın hastalık. Allah'ın Resulü dedi ki, اَخْبَرَن۪ي اَنَّهُ الْعَذَابِ Dedi ki bu bir azaptır, ba'sehu yeb'atuhullah ala men yasha min ibadi Allah azze ve celle azap olarak bazı kullarına bunu gönderir. Bunlar kafirler, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan e, kimseler, hatta münafıklar çünkü onların kafirlerden farkı yoktur. Yani görünürde Müslümanmış gibi olsa da bunlar içten içe kafir kimselerdir. Cenab-ı Hakk'a sevgileri, saygıları yoktur. Hatta yine bu zümreden olmak üzere fansıklar da böyledir. Bunlar da Cenab-ı Hakk'a saygıları olmayan, dıştan e, mümin görünümlü olsalar da içten içe fıskı fucur e, halindedirler ve e, açıktan günah işlemeye e, meyillidirler ve hatta kayıtsızdırlar. Biz herkesin günahkar olduğu bir ortamda aslında kimin gerçekte münafık yahut gerçekte fansık olduğunu teşhis edemeyiz. Kafirleri kendilerinin küfürlerini kendileri ilan etmelerinden biliyoruz. Onlar hakkındaki helak edici durumu e, değerlendiririz ama diğer taraftan müminler açısından baktığımızda aradaki münafıkları e, bilemeyiz, aradaki fansıkları bilemeyiz. Dolayısıyla gelen musibetin, gelen sıkıntının helak edici bir boy boyutta yok edici e, olması kimler açısından böyledir? Varsa münafıklar açısından bilemeyiz. Fansıklar ...açısından bilemeyiz. O bakımdan iyiler ve kötüler ayrımında zahire hükmetmek e, zorundayız. Batının hesabını görecek olan Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. İyilere yani gerçekten mümin olan e, ve herhangi bir mümin gibi günah işlemiş, işleyebilmiş bulunanlar açısından... ...dünyada yaşanan sıkıntıların mahiyeti nedir dediğimizde... E, Hazreti Aişe diyor ki ben Resulullah'a sordum. Dedi ki جَعَلَهُ rahmeten رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Allah Azze ve Celle onu müminlere rahmet kıldı. Nasıl bir rahmet bu? Şimdi kul belli bir sürece girmiş. Cenab-ı Hak ile tanışık, onu tanıyan, onu seven ve ona saygılı yaşamaya gayret eden herkes bu modelde. Fakat işlediği günahlar ile düşe kalka yol alıyor. Takdir edersiniz ki bazıları geriliyor, bazıları çabuk toparlıyor. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği musibet, kula başta hatırlatıcı olmak üzere kendine getirici, uyandırıcı, eğer iyi gitmeyen bir şeyler varsa onları düzeltmeye fırsat açıcı. Dolayısıyla bu bakımlardan rahmettir ve eğer bu hatırlatıcı, uyandırıcı uyaranları ibret dediğimiz bir biçimde kul değerlendirirse bu bu kez e, iyileştirmeye yani dün yanlış giden bir şeyleri ıslah etmeye, düzeltmeye e, yöneldiğinde bu kez e, rahmet büyür. Artık o düne kadar kötü giden e, sıkıntıların da, e, yanlışların da e, kaydının düşülmesi yani bu kez kefarete dönmüş olur. Allah'ın Resulü buyurdu ki bu öyle olur ki Nasıl ağacın yaprakları e, dökümü nasılsa günahkar kul açısından da musibetler ve musibetlerin oluşturduğu e, sarsıntılar yaprak dökümü gibi. Kema tahuttu şacaratu avrakaha veya kema tahuttu varaku şacari veya kema tuhattu varaku şacari. Ağacın yapraklarının dökümü nasılsa bu e, musibetler ile gerek hastalık olur, gereksel olur. Gerek başka şeyler, kulun sarsıntıya uğratılması, onun günahlarından dö aklanmasına, paklanmasına ve iyileşmesine dair bir süreç olması bakımından kula rahmettir. Dolayısıyla dünyada belki aynı şehirde, yani bizim ülkemizde yok ama batıda öyle şehirler var ki belli bir nispette Müslüman yaşıyor, diğer kalanları kafirler. Bu şehri diyelim ki. Umumen kaplayan bir hastalık, genel olarak kaplayan bir hastalık yahut genel olarak bu şehri vuran bir sel yahut genel olarak bu şehirde oluşan bir afetin müminler açısından farklı bir etkisi ve sonucu, kafirler açısından farklı etkisi ve sonucu olacak demektir. Yani her e, helak edici e, boyut akıbetini de karartıcı bir biçimde kafirler açısından söz konusuyken müminler açısından farklı bir e, duruma tekabül eder. Resulullah'ın deyimiyle mehlakuhum vahid ve yasdurune masadira Yani oluşan bir sıkıntı toplu bir biçimde herkese ziyan verdiği halde sonuçları itibariyle farklı mecralara ulaşır. Ölenler açısından da öyledir. Ve yabathuhumullahu ala نِيَّاتِهِمْ Ölenler açısından da Allah Azze ve Celle onları gerçek niyetleri üzere tekrar e, öte tarafta diriltir. Dolayısıyla dıştan bakan yüzüyle dünyada yaşanan sıkıntıların sadece kötüleri vurması gerektiği, iyileri vurmaması gerektiği gibi çok kaba ve sati yaklaşım yanlıştır. Mesele bu kadar basit değildir. İyilik ve kötülüklerle dünya sürecinde iyiler sınanırlar. Kötüler de iyiliğe adım atmak üzere efendim belli ölçüde zorlanabilirler. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّا اِلَا عَلَّهُمْ يَتَدَّرَّعُونَ Biz ne elçi gönderdiysek onların halkını sıkıntılarla, zorluklarla karşı karşıya getirdik ki yakarıp Cenab-ı Hakk'a dönsünler. Firavun hanedanını bile وَلَقَدْ اَخَذْنَا اَلَى فِرَعُونَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ Biz Firavun hanedanını Efendim yıllar yılı zorluklarla, mahsullerin şunların bundan eksikliğiyle, ayet ayet belli sıkıntılarla karşı karşıya getirdik. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ <laughs> Cenab-ı Hakk'a dönsünler diye. Dönelim yine mü'min tarafta, eğer bu yaşanan hadisede mü'minler açısından ölüm söz konusu olursa, mesela boğulmak suretiyle olabilir veya böyle bir pandemide hastalık suretiyle olabilir yahut e, yıkıntı altında, göçük altında kalmak suretiyle olabilir. Allah'ın Resulü bunların şehadetle e, sonuçlanacağını haber verdi. Bir şartla buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Aişe rivayetinde ta'un örneğinden e, gidersek فيَمْ كُثُوا sabiran. Kişi bu hastalığa yakalanmış, sabırlı bir biçimde e, bekliyor yani sabır e, gösteriyor. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ اِلَّا مَا <laughs> كَتَبَ Allah'ın yazdığından gayrısının kendisine isabet etmeyeceği bilincinde. Yani yaratan Allah'ın aynı zamanda her şeyi an be an yaşatan Allah olduğunu, hayatın hem yaratıcısı hem yaşatıcısı. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratma da ona ait, buyruk da, söz de Hüküm de Allah Azze ve Celle'ye ait. Bu bilinçte yaşamış bir Müslüman, bu bilinçte bir ömür sürmüş bir Müslümanın böyle bir herkesi helak eden veya çoğu insanı helak edici bir afette eceliyle öldüğü, normal bir ölüm gibi öldüğü ve hatta bu ölümünde şehadet mertebesine erişme ihtimali söz konusudur. Resulullah'ın haber verdiği duruma uygun olarak. Geri kalan kimseler, yaralanarak geri kalanlar. Yahut belli sıkıntılarla buradan e, bu belli zorluklar yaşayarak bu e, felaketten yine sağ bir biçimde hayatlarına devam edenler açısından da müminler için söylüyoruz bir rahmettir Resulullah'ın haber verdiği şekliyle bu onların sıkıntı günahlarını arındıran kefaret olarak günahların yaprak gibi ağaçtan dökümüne e, yol açan bir e, netice ortaya kor Dolayısıyla Allah'ın Resulü buyurdu ki aceben li emril Mumin Bu açıdan bakıldığında müminin işi yani akla ziyandır. O kadar acayiptir ki İn inna inna emrehu kulluhu lehu Bütün işleri onun açısından hayra çıkabilir. Yani iyi şeyler yaşadığında da buradan kazançta çıkabilir. Kötü şeyleri yaşadığında da buradan kazançta çıkabilir. Ve yakunu yekunu zalika illa -mumin. Bu Başka hiç kimse için söz konusu olmaz. Sadece müminler için söz konusu olur. Nasıl denince dedi ki in asabethu sarra Eğer ona iyi şeyler isabet ettiğinde şakar. Bu gelen güzel şeylerin nimetlerin Allah'tan olduğunu bilir. Şükür dediğimiz şey. Fakâne lahu hayra. Bu ona hayır olarak yazılır. Yani kula güzel şeyler isabet etti ve kulbünü Allah'tan bildi kendisinden veya başkalarından bilip şımarmadı. Rabbine bağlılığını artırdı, şükretti. E, bu onun açısından sevaba, hayra, güzelliğe dönüşür. وَاِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّا Sıkıntı isabet ettiğinde ne olur? Dedi ki sabar, o zaman da kul sabreder. فَكَانَ لَهُ hayra. İşte bu da onun için hayır olmuş olur. Hatta الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا Ta tek bir diken tanesi bile ayağına isabet ettiğinde, ayağına battığında bunu bile Cenab-ı Hakk'ın kendisinin ayağına batırdığını düşünen ve şu şu günahlarından ötürüdü olsa gerek diye o esnada bunu böyle muhasebe edip buradan ibretle çıkmaya çalışan ve kimi yanlış işlerini, alışkanlıklarını, hayatında iyi gitmeyen bazı şeyleri nasıl tamir etmek için bir uyaran olarak hayatına girdiğini bu sıkıntının Değerlendiren bir kimse aslında hayatın yaşatıcısı Cenab-ı Hakk'ın kudret elini hissediyor, görüyor ve bu bilinci yaşıyor demektir. Bu bilinci yaşatması bakımından bile bu yaşanan sıkıntılar büyük bir etkiye sahiptir. Bir arkadaş bir vakit yaptığı bir ticarette büyük kayıplar yaşadığı olayı anlattı ve yani bir yere koyamıyorum dedi, düşünüyorum, düşünüyorum işte... Niye bu kadar büyük kayıp yaşadım? Halbuki ben bu ticaretten işte şöyle kazanç elde etmeyi ve hatta bununla da hayır hasanat yapmayı vesaire konuştu. Ve bunu böyle düşünüp durduğunu ve Cenab-ı Hakk'a işte niçin falan diye sorduğunu, hani burada ne kaldı elimize diye bana sordu. Dedim ki şu yaşadığın bilinç, bu yaşanan kayıp olayının Cenab-ı Hak üzerinden anlama serüveni bile senin içinde yaşanan, olayın mutlak olarak her şeye hakim olan Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir sonucu olduğu, bilincinin içinde dönüp dolaşması bile senin açından olağanüstü bir sonuçtur. Bununla Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu bilinçte olmaktan ötürü bile Cenab-ı Hakk'a şükretmelisin. Kaldı ki senin günahın yok mu, benim günahım yok mu? İşlediğimiz nice günahlardan ötürü Cenab-ı Hakk'ın gâh, iktisadi olarak ya sağlık bakımından ya başka açılardan bizi belli nimetlerden e, yoksun bırakması yahut azaltıp yahut çoğaltması söz konusudur. Zaten dünyaya gelirken nimetler açısından belli bir standartla gelmiyoruz. Cenab-ı Hak zaten nimetleri yani bunların çok sayıda başlığı var ve her başlıkta her birimize farklı vermiş zeka açısından her birimize farklı vermiş. Fiziki görünüm açısından her birimize farklı vermiş. Fiziki güç açısından her birimize farklı vermiş. Yeteneklerin hangi başlığına bakarsanız hiçbirimiz diğer bir başkasıyla birebir aynı değiliz. Dolayısıyla bu nimetler açısından hep bambaşka yani doğuştan gelenleri var. Sonradan efendim ele geçenleri var mal mülk vesaire gibi Dolayısıyla dünya hayatının tamamına bakan boyutta yani totalde konuşursak ne kadar nimet kulun uhdesine verilirse o kadar bu nimetten sorumlu tutulduğu bir süreç yaşar Az olanın sorumluluğu ona göredir çok olanın sorumluluğu ona göredir Dolayısıyla dıştan baktığımızda, yaşanan hadiselerin belli bir standartta olmaması, gelen zorlukların belli bir standartta olmaması, ya Allah acaba bazılarını kadir mi ediyor, bazılarına biraz yükü ağır mı oluyor dedirtebilir. Halbuki durum öyle değildir. Bunu şöyle düşünün, yani diyelim ki herkesin önüne... 10 kilogram yük koydunuz eğer bu olay bir kaldırma meselesi ise. Üç kişi böyle düşünün. Her biri 10 kilogram kaldırmakla yükümlü. Dışarıdan baktığınızda buna adil diyebilirsiniz. Ama eğer birinci kişinin kaldırabilme gücü 100 kilogram ise onun açısından bu 10 kilogramı kaldırmak çok kolay olacaktır. İkinci kişinin gücü 50 kilogram kaldırabilmek ise onun açısından da bu 10 kilogramı kaldırmak gayet kolay olacaktır. Üçüncü kişinin kaldırabilme gücü eğer 10 kilogram ise o da bütün takatini ortaya koyarak bu 10 kilogramı kaldıracaktır. Dışarıdan baktığınızda üçünün önüne 10 kilogram konmuş ve üçü de bu 10 kilogramı kaldırıyor ama biri gayet rahatlıkla kaldırıyor çünkü 100 kaldıracak güç verilmiş ona. Öteki de nispeten rahat kaldırıyor. Üçüncü ise zorlanarak takatinin sınırında kaldırıyor. Halbuki burada adil olan bir yoklama verilen nimet ile orantılı bir yoklama biçimidir. Yükümlülük verilen imkan ile orantılı olmalı. Birinci kişi önüne 100 kilogram konmalı, ikinci kişinin önüne 50 kilogram konmalı, üçüncü kişinin önüne 10 kilogram konmalı. Bunların üçü de kaldırdığında her biri takatinin en uç noktasında zorlanacağı için adalet tam işte o anda gerçekleşir. Cenab-ı Hakk'ın Dünya hayatında sınadığı süreç böyle nisbi bir süreçtir. Cenab-ı Hak buyurdu ki, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا Allah bir kimseye ancak verdikleri kadar mükellefiyet, yükümlülük verir. Ne kadar veriyor o kadar yükümlülük verir. Dolayısıyla hayatta nimetler açısından bir kimsenin elinden bir nimetin, e, alınması dahi onun o nimetten ötürü olan yükümlülüğü de kaldırılıyor ise o zaman e, ortada bir e, sorun veya bir sıkıntı yok demektir. Farklılıklar adaletsiz, birilerinin ağır zorlandığı işte evlat kaybıyla belli acılarla, sıkıntılarla ötekilerin çok da serin kanlı, hoş e, zorlanmadığı süreçlerde olduğu yanılgısı yanlıştır. Çünkü görünenin ötesinde görünmeyen bir dünya var. Acılar, mutluluklar, zorluklar, sıkıntılar arka planda bunların ne boyutta yaşandığını biz bilmiyoruz. Bizim çok acılı gördüğümüz bir durumu Cenab-ı Hak serinletip ona kolay kılabilir. Demin bahsettiğimiz bir yaklaşım ile müminler cephesinde yaşanan ve Allah'a teslimiyet ile Resulullah bunlardan iki tane en ağırından yaşadı. İki tane evladını Allah Azze ve Celle daha en sevimli hallerindeyken ondan aldı ve bundan ötürü Resulullah burukluk yaşadı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vefat dolayısıyla üzüntü yaşadı. Gözlerinden yaş geldi. Sahabe ve la ente ya Resulallah sen de mi ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun onun hayatındaki zorlukların ona yaşatılan kat sayısı da diğer insanlardan farklıydı. Dolayısıyla dıştan dışa gördüğümüz ne onar kilolar aynı ağırlıktır herkes açısından, ne de acılar aynı acıdır herkes açısından bunun içeride arka iç planda yaşanan karşılıkları kulun Allah Azze ve Celle'ye bakan yüzüyle yaklaşımına bağlıdır. Bulunduğu efendim e, düzeye bağlıdır. Mesela Resulullah Hazreti Ayşe diyor ki hastalığı bile bizden çok daha ağır geçiriyordu. Dedim ki inneke tu'a tu'aku va'kan da. Ya Resulullah sen çok ağır hastalık geçiriyorsun. Acıların, ıstırapların çok ağır ilerliyor. Dedi ki Allah'ın Resulü evet eşeddül belaya el enbiya. Peygamberler bu iptilalarla en ağır şekilde e, zorlanırlar. Yani düşünün ki e, makamları kendilerine nasip edilen bilinç, nübüvvetin getirdiği e, o yüksek farkındalık ve buna bağlı gelen yüksek bir hassasiyet. Minicik bir yanlış yapacak bile olsa başkalarının koca koca günahları kadar e, önemseniyor. Bunu şöyle anlayabilirsiniz yani bir sınıfta öğretmenin çalışkan beğendiği yetenekli öğrencileri olan toleransıyla... Yani çalışkan olmayan efendim yetenekleri zayıf farkında da düşük olan öğrencilere karşı hassasiyeti bir değildir. Bunlar küçücük bir şey işlese senden hiç beklemezdim diye kızabilir. Aynısını arkadakiler sabah akşam yapıyor, onları çok umursamıyor olabilir. Onlar çok daha büyüğünü yapınca ancak bunun kadar tepki veriyor olabilir. Dolayısıyla meselenin bu boyutlarıyla karmaşık olduğunu bilmek dışarıdan sadece bakıp koşu yarışçılarında olduğu gibi aynı hizada durmamalarından yola çıkarak çok adaletsiz bir koşu demek nasıl anlamsız ise çünkü biri dış daireyi koşacak, biri daha dış daireyi koşacak, biri iç daireyi koşacak. Dış dairenin yolu daha uzun. Onu nereden düzeltiyorlar? Başlangıç noktasını biraz ileri çekerek. Biz farklılıkları düzeltebiliyor isek Allah Azze ve Celle de hayattaki nimetlerin inişli çıkışlı o son derece karmaşık dünyasındaki farklılıkları düzelterek kulların hepsine adil bir sınav yaşatıyor. Cenab-ı Kur'an'da en sık ve en güçlü vurguladığı hususlardan biri zatının asla zulüm yapmayacağı. Gelen kutsi rivayette Resulullah fîmâ yerûhî an Rabbi'hi Rabbinden haber verdiğine göre dedi ki ya ibadî inni haramtu'z-zulme ala nefsî. Ey kullarım, ben zulmü kendime zinhar haram kıldım. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle ma rabbuka bi-zallâmin lil senin Rabbin kullara zulm edecek birisi değil diye zatıyla ilgili zulmü nefyetti. Yani ben ve zulüm asla hiç aklınıza getirmeyin dedi. Başka bir ayette daha sarih, daha açık bir ifadeyle Allah'a لا يظلم مثقال ذره. الله مثقال ذره، زر. ذره كدر بلا يعني ظلمت ماس اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته